Milli Ara Dönüşü Lig'in 5. haftasına girilirken tüm gözler iki büyük takımın maçında, yenilenen adıyla Papara Park'ta Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk olacağı maça çevrilmişti. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aldıkları galibiyetler sonrası her iki takımda da hedef mutlak galibiyetti. Haftanın en zor geçmesi beklenen maçında Trabzonspor'un haftanın en net galibiyetini çıkarması maça damgasını vuracaktı. Ligde üst üste oynadığı Galatasaray ve Rizespor maçlarını kaybeden Bordo Mavililer milli araya 5 gollü Kasımpaşa galibiyetiyle girmişti. Sırp hoca Bielitsa'nın takım üstündeki etkili dokunuşlarına baktığımızda arka tarafta Uğurcan'ın önünde Baniya Benkoviç hattını artık sağlamlaştırdığını görüyoruz. Nitekim Beşiktaş maçında da bu ikiliyi tercih eden Bielitsa solda Eren Elmalı, sağda ise 21 yaşındaki Mehmetcan Aydın'ı tercih etti. Schalke altyapısı ürünü olan genç oyuncunun U15'ten beridir Almanya milli takımının bütün alt yaş kategorilerinde de forma şansı bulduğundan bahsetmemiz gerekiyor. 21 yaşındaki oyuncunun ilk büyük maçını da 6 top kapma, 6 top uzaklaştırma, 2 pas arası, 10'da 9 ikili mücadele kazanma ile kapattığını düşünürsek Türkiye A milli takımıyla ilk forması oyuncuya çok uzak gözükmüyor gibi. Diğer yandan bordo mavili forma ile ilk maçlarına çıkan Mendy ve Onuachu'ya da ekstra parantez açmamız gerekecek elbette. Trabzonspor'a transferler muhakkak gerekiyordu ama kısa vadede oyuna direkt etki edecek bu ikiliyi muhtemelen bir elisse bile hayal edemezdi. Anjers'ten bonservisiyle alınan 1.91'lik kule Mendy Beşiktaş orta sahasına nefes aldırmazken İlk yarının uzatma dakikalarında rakip kaleye gönderdiği güdümlü füze de direğe takıldı. Türk futbolu sert oyuncuları sever. Bir de dış şutu varsa seyir zevki verme bakımından bir gömlek üste taşır bu özellik onları. Ama Mendy'nin Anjers'te alıştığı sertliğin yakın dönemde Türkiye'de başına işler açabileceğini erkenden söylemek gerek. Diğer yandan Southampton'dan kiralanan 2-0-1'lik kule Onuachu ise ilk maçında golle buluşarak bordo mavili taraftarın gözünde hayal gibi bir başlangıç yaptı. İngiliz golcüleri Adams ve Armstrong ile Fransız genç golcü Mara'nın varlığında bir anda Southampton kadrosunun dışında kalan ve 37 yaşındaki İskoç antrenörü Russell Martin tarafından kadroda düşünülmeyen Onuachu'nun aslında Eylül ayının en iyi fırsat transferi olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısını Genk'te geçiren Nijeryalı golcü 19 maçta 16 gol atınca Ocak ayında 18 milyon euro karşılığında o dönem Premier Lig ekibi olan Southampton'ı yolunu tutmuştu. Topu ön alanda oynamaya alışkın, herkesin Onuachu'ya çalıştığı 4-2-3-1 dizilişinden sonra Premier Lig'in topla en az oynayan ekiplerinden biri olan Southampton'a gelen 29 yaşındaki santrafor sadece 404 dakika forma şansı bulabildi. Genk o dönemde arkasında oluşan Tresor, Castro, Pencil hattının benzerini Bielitsa bu kez Visca, Abdülkadir ve Barty ile kurar kurmaz oyuncunun oyuna nasıl etki ettiğini birlikte gördük. Devasa fiziğine rağmen isabetli pas yüzdesi ve duvar görevi görerek çevreye indirdiği toplarla Onuachu'yu nasıl bir Türkiye'li kariyeri bekliyor hep beraber göreceğiz. Nitekim maç içinde Beşiktaş defansıyla eşleşmelerinde çıkan boy farklılıklarını gösteren fotoğrafların benzerliğini hemen hemen her maç göreceğiz gibi. Diğer tarafta Abubakar bilmecesinin içinde maça başlayacağı ilk 11 konusunda çeşitli fikir ayrılıkları yaşayan Beşiktaş'ta da hedef 3 puandı. Beşiktaş kulübesine baktığımızda sahadaki 11'e kalite katabilecek birçok ismin maça kulübede başladığını görüyorduk. Abubakar, Chamberlain, Gezal, Zaynutdinov, Masuaku, Bailey, Muleka gibi isimler maça başlayan ekipte kendilerine şans bulamamışlardı. Aslında maça hızlı başlayan Getson'la topu rakip sahaya taşımaya çalışan taraf da siyah beyazlılardı. Ama topu 3. bölgede tutmakta çok zorlandılar. Bu maç özelinde Rebic ve Rashica kanatlarından istediği verimi almakta çok zorlanan Beşiktaş'ın maç içinde en çok isabetli ortaya sahip oyuncusunun 7'de 2 deneme ile Hacı Ahmetoviç olması zaten kanatlardan akmayan oyunun ispatı gibiydi. İkinci yarıda Abubakar ve Gezal'ın da oyuna dahil olmasına rağmen maçı tek isabetli şut ve sadece 0.40 gol beklentisiyle bitiren Beşiktaş'ta topun verimli kullanılması üzerine ciddi çalışmak gerekecek gibi. %71 topla oynadığın bir maçı 3-0'lık net bir skorla kaybetmek Şenol Güneş için iyi bir haber olarak gözükmüyor. İşin taraftar boyutuna baktığımızda Galatasaray'da başrolde Mauro Icardi var. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren isim yeni transfer Edin Dzeko. Diğer yandan Trabzon ile ilk maçına çıkan Onuachu maçın kader adamı oluyor. Ama Beşiktaş'ta ise mücadele edemeyen yeni transferleri gören taraftarın tepkisiyle Ahmet Nur Çebi'yi daha zor günler bekliyor sanki. Maça dönersek. Karşılaşmanın 1-0 olduğu dakikalarda tabela 38'i gösterirken Rozier uzun topu golle sonuçlandırabilse belki bambaşka şeyler konuşuyor olacaktık. Kazanılan kornerin dönüşünde
Hızlı atak faul ile kesilip Bakasetas'ın kalenin sol çaprazından frikik golü gelince de Beşiktaş'ın direnci iyice kırıldı. Tabi burada Bakasetas'ın iğne deliğinden geçen şutunu da övmek gerekiyor. Ama Mert Günok tecrübesinde bir ismin de direkt dibinde bu golü yemesi maçın kader anı oldu. Kader anı demişken Omar Colley'in golüne de değinmeden olmaz. Duran top esnasında soldan ceza sahasına girmek isterken Eren Elmalı'dan bir Amerikan futbolu çalımıyla sıyrılmaya çalışan Colley tartışmalı pozisyonda topu ağlara gönderdi. Lakin bu gol maçın hakemi Volkan Bayarslan tarafından iptal edildi. Bu tartışmalardan yalnızca birkaç dakika sonrasında ikinci yarının başında Edin Visca'nın asistini yiyip topu kaleci Mert'e nişanlayan Trezeguet, Mendy'nin savunma arkasına uzun oynadığı topta Meşin yuvarlar Visca ile buluşturdu ve fark 3'e çıktı. Trabzonspor'un hem ikinci golünde Rozier hem de üçüncü golünde Omar Colley aslında maçın kaderini beraber çizmiş oldular. Romalı şair Ovidius'un çok güzel bir sözü vardır. Kaderle sevgi cesurdan yanadır der. Nenad Bjelica'nın ikinci yarının başındaki Abdülkadir Trezeguet değişikliğiyle birlikte hücumda daha rahat pozisyonlar bulan bir Trabzonspor izlemiş olduk. Diğer yandan devreye 2-0 yenik giren Şenol Güneş'in Onur Bulut, Rebic ve Cenk'i kenara alıp Masuaku, Muleka, Abubakar hattını sahaya sürmesi ise geri dönüşün habercisi olamadı. Bu arada Abubakar ile Cenk'in beraber oynadığı bir sistem tercih edilebilir miydi muhakkak sorgulanacaktır. Özellikle topa böylesine hükmettiğim bir maçta 4-4-2 deneme fikrinden soğutan muhtemelen Trabzon'un yeni transferi Mendy'nin çift kişilik pres gücünün verdiği çekince oldu. Nitekim 3-0'dan sonra sahaya yeni transferlerden Berat ve Fontas'ı atan Bielitsa sonrasında da çok pozisyon vermeden kendi seyircisi önünde 3 puana ulaştı. Trabzonspor tarafında 21'lik Mehmetcan'ın üst düzey oyununa ilk maçlarına çıkan Mendy ve Onuachu'nda mevcut formları eklenince Trabzonspor tarafında yüzler gülüyor. Hatta sosyal medyanın popüler diliyle bu takıma daha diri bir Pepe'nin dahil olmasıyla takımın potansiyelindeki net artışı hayal edebiliriz. Beşiktaş'ta ise Abubakar krizi, transferlerin yetişmemesi veya istenilen kaliteyi yansıtmaması gibi konuların gölgesinde sahada alınan 3-0'lık yenilginin yansımaları önemli olacak. Gezal gibi bir figürün, o taraftarın onu bağrına bastığı yıllara dönebilmesi, Bale ve Chamberlain'in sağlıklı bir şekilde takıma kazandırılabilmesi, ciddi bonservisler ödenen Zainuddinov ve Onana'dan A takım seviyesine verim alınabilmesi gibi çok farklı konular teknik direktör Şenol Güneş'i bekliyor olacak. Sözlerimizi bitirirken Trabzonspor maçı net bir skorla 3-0 kazandı. Ama bu maç 29 yaşındaki Nijeryalı golcünün de maçı olarak hatırlanacaktır. Huzurlarınızda bu sezon Trabzon şehrinin gol umudu olacak 2-0 birlik Paul Ebere Onuachu. Haftaya görüşmek üzere.